Herkesin gecesi rezil olacak. Neo, sen sahnede ölmek istedin. Hele bir perde kapansın, sonra git evine, gir yatağına, mışıl mışıl uyurken değiştir dünyanı. Gülüyor, şaka bir yana, ben sadece bana ayrılan süre boyunca kaliteli bir yaşam sürmek istiyorum. Kaliteden kastım derin nefes alabilmek, aklımın yerinde olması, kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarımı görebilmek. Yaptığım işler zaten mesleğin ötesinde birer hobi benim için. İnsan amatör kalmayı bilmeli hayatta. Ancak böylelikle arınabilir hırstan, kıskançlıklardan. İçimden geldiğinde hobilerimi de sürdürebilirsem ne ala. Sürdüremezsem de canım sağ olsun. Sağ olduğu kadar. Sonra günün birinde belki biri çıkar, bir tuvalin köşesine de beni iliştirir. O gün hayatımın dönüm noktalarından biriydi. 1974 yazıydı. Ben Kumburgaz'daki yazlık sitemizin beton perdesi önünde elimde Kral Oidipus oyununun kitabı konservatuvara giriş sınavına hazırlanıyordum. Aynı sitede arkadaş filminin çekimleri için mekan araştırması yapan Yılmaz Güney gizli gizli beni izliyormuş. Arkadaşım Melike Demirhan söylemişti daha önce bizlere, yakın arkadaşlarına, aramızda kalsın, Yılmaz Güney bizim siteye gelecek film çekmeye. Filmde benim de rolüm var diye. Çok özenmiştim ona. Keşke benim de böyle bir şansım olsa diye geçirmiştim içimden. Sonra sitenin restoranında gördüm Yılmaz Güney'i. Ben yazlık sinemadan eve doğru gidiyordum. O masada oturuyordu koçum diye seslendi el ederek, oturmaz mısın biraz? Oturdum yanına süklüm püklüm. Biraz sohbet etti benimle, nasılsın, yaz nasıl geçiyor, okul nasıl gibilerden. Sonra da ansızın en can alıcı soruyu sordu, çekeceğim filmde oynar mısın? Sanırım hayatımın dönüm noktalarından biriydi o gün. Bir ay sürdü çekimler. Sonra Yılmaz ağabey Adana'ya gitti Endişe filmine başlamak için. Akabinde o elim olay gerçekleşti ve cezaevine düştü. İlkin Mamak cezaevine yolladılar.